Şimdi dün gece bir şey çekemedim çünkü kolezyumda benim bittiyken sonra bayağı bir yürüdüm etrafta falan filan. Akşam da bir iki bir şey işte eve geldik. Şimdi kuzenin arkadaşlar dedi ki sana dedi sahte mimarlık öğrenci belgesi. Uğur abi de dedi ki ha evet yapalım. Ben onunla ücretsiz girmeye çalışacağım. Kolezyum olsun, müzeleri olsun. Çünkü mimarlık öğrencilerin ücretsiz. Orada bir belgede bir sahtecilik yapacağız ama yapacak bir şey yok. Biraz da yabancıları kazıklayalım. Ondan sonra şimdi markete gidiyorum, biraz kahvaltılık bir şeyler alacağım. Saat de 1 falan oldu ama bayağı yorgunum. Benim yorgunluğum geçmedi bu arada. Hani video çekiyorum, enerjisizliğimden anlarsınız zaten. Bunu da böyle kapatmazsanız asansör çalışmıyormuş. O yüzden kapatmamız gerekiyormuş. Ya bir de şey yapmak istiyorum, böyle bir gözlük akımı var. Mesela şöyle, şimdi ben bunu takıyorum burama. Şimdi diyorum ki size, markete gidiyorum. Açma ne kadar iyi yaptım. Neyse marketten çıktım ben. 16 euro falan verdim. Yani birkaç gün yerim ben bunu. Yeriz bunları herhalde. 16 euro kaç para eder lan? 500 lira falan eder. Çok vermiş. Şimdi eve gidiyorum. Bir kahvaltı edeceğiz. Sonra da dışarı çıkarım. Bir kolezyum yaparız. Havada yine kapalı. Benim için güzel valla. Valla foruma da kolezyuma da giremiyoruz. Biletler bitmiş. Önceden bayağı bir rezervasyon yaptırmalıymış. Sadece turlarla girebiliyormuşum da ona da girmem yani. Pantheon'a girmeliyim. Şimdi burada bir tane bazilikaya geldik. Santa Maria Nova. Bakın mermeri kırıp simetriğini koymuşlar. Çok güzel duruyor. Şimdi inşallah bu Pantheon'a gireceğim. Şu an ücretsiz olan sırayı bekliyormuşum. Biraz uzun. Ama yani niye beklemeyeyim ki bedava sonuçta. Bilet aldım. Bedava değilmiş. 5 euroymuş. 5 euro da verilir de. Wow. Şimdi şu arkamda gördüğünüz uzun mermer sütunlar var ya. Onlar Mısır'dan geliyormuş. Mısır'dan gelmesi de şeyin göstergesiymiş. Roma İmparatorluğu'nun bütün Akdeniz'i hükmeden bir ülke olduğunun göstergesiymiş. Gördüğünüz gibi şuraya da şey deniyormuş. Göz açıklığı mı deniyormuş? Göz yuvası mı deniyormuş? Öyle bir ismi var ve bu kubbe o kadar mükemmel yapılmış ki Pantheon'un içine bir küreyi tam olarak mükemmel bir şekilde sığdırabiliyor musunuz? Şimdi şu alanla bu kubbenin bu şeyleri bakın mükemmel simetri değil. Bu da şey için yapılmış. Yani bu iki şeyin birbirinden ayrı olduğunu görsünler diye yapılmış ve bu da bize bu kubbenin dönebildiği hissini yaratıyormuş. Şuraya göz açıklığı Oculus deniyormuş. Ondan sonra burası milattan sonra 124 yılında falan yapılmış. 250 de olabilir. Tam onu anlayamadım da. Roma İmparatorluğu'nda korunan en iyi eser buymuş. Ya şu devasa kapıya bakın. Ya bu kapının neyden yapıldığını unuttum. Ama yani sağlam bir kapı onu biliyorum. Neyse şimdi yemek yemeye gidelim. Neyse Kolezyum'a giremedik ama bence Pantheon'a girmek yeterliydi. Daha da önemlisi Vatikan'a girmek ya. Vatikan için akşamdan bilet almalıyım galiba. Yoksa patlarız. Şimdi. Carbonara söyle. Carbonara işte burada yapılan bir makarna. Uğur abi bana bunu iki kere falan yaptı. Ve dışarıda yiyemedim acaba nasıl? İçinde peynir var, bacon var, yumurta sarısı var. Bir de tabii kamperi şıkkı söyledi. Bakalım nasıl yani. Karın doyurmuyor. Baya lezzet. Tadına bakmalık için. Şuna bakın yani. Bir de etine bakalım. Ooo. Ulan eti bayağı iyi. Biz etini böyle yapamamıştık ama sosunu daha iyi yapmıştık. Neyse bu 13 euro. Bu da 8 euro. Biraz pahalı burası galiba. Normalde. Ama ne yapayım yani. Bana ne. Ulan bana şey verdiler. Şu bardakta biriyle dolu böyle bir şey. Kavun. Kavunlu bir şey verdi ama ben bunun şat olduğunu anlamadım. İnternette ünlü olan bu Two Size diye bir yer var. Burada tiramisu satıyorlar. Bir büyük bir küçük olarak ben büyüğünü alacağım. Bir de başka bir yer daha var orayı da deneyeceğim birazdan. Bakalım büyük olanı aldım 3,5 euro şu kadar şey deneyeceğiz. Ya umarım iyidir. Aç. Bakayım iyi mi? Değil. Yani tecrübem bana açının şu an daha iyi olduğunu söylüyor. Değil mi? Öyledir umarım. Deniyorum. Yani kahveyi çok emmemiş. Bence biraz şekerli. Bologna'da yediğim daha iyiydi. Denemeye bile gerek yok yani. Akşam da klaba mı ne gidecekmişiz? Velijen şapası için yeni olaylar açılıyor. Dedi ki Uğur abi eve gel üstümü değişeceksin. Dress code var ya paşam. Bizi kim nereye almıyor? Dress code falan bize işlemiyor ki bunlar. Bizim dress code'umuz kreatinden yapılmış. Aldım. Bu klasik olan 5 euro. Bunda kedi dilleri daha fazla çekmiş kahveyi. Kahvesi daha iyi. Daha az şekerli. Bence bu daha iyi. Buraya gelin. Şimdi o Instagram'daki meşhur o çapraz aynalı mekana geldim. Bakın şu tepeye. Görüyor musun? De şimdi kötü bir saatte geldik. Akşam oldu, hava karardı. Güzel değil. Saat 18.15'e 19.15 arası da işte artık cemaat için ayrılmış burası. Bakalım bir dolanalım. Sonra da o aynada bir fotoğraf çekiliriz. O sıra biterse.
Bakın İstiklal'de de bundan önce satarlardı. Vay be. Ana bu daha farklısı. Daha doğrusu eski İstiklal'de satarlardı. Artık öyle bir şey yok. Şimdi Uğur abi bizi çok sağlam mekana getirdi. Adı Torbillo. İşte şey bu neydi? Bu domates o kadar iyi ki. Gerçekten lezzetli. Haydi görüşürüz. Oğlum ben ne zamandır video çekmiyorum lan. Farkında mısınız? Yüzüm değişmiştir yani. Saçım uzamıştır, sakalım kısalmıştır. Bayağıdır bir şey yapmıyorum. Video çekmiyorum. Şimdi Barcelona uçağına gidiyorum. İtalya olayı bitti. İtalya'yı kısa çektim. 6 gündü ama yani onu siz bir gün gibi falan izleyeceksiniz herhalde. Aman aman deli gibi gezmedim. Tadında bıraktım. Çok para harcamadım. Bayağı az para harcadım yani. İtalya harcamam benim galiba bir günlük Viyana ikinci gün harcamamla bir 90 euro falandır yani maksimum. Biz buraya mesela şeyle geldik. Vito'yla geldik tamam mı? Uber'le. Tren bileti 14 mi 18 euro mu neydi? Uber'e 20 lira atıyorduk geçiyorduk. Abi Uber'le mantıken düşününce ben uçağa aynı parayı vermişim. Değişik. İtalya yolculuğu güzeldi. Eğlendim. İyi de dinlendim. Şimdi daha büyük yolculuklar başlıyor. Şimdilik bay.